Senaryosunu da yazdığı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ikinci fragmanıyla da çok ses getirdi. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün bir pavyonda dans ettiği şarkı Gemileri Yakarım birkaç gün içinde milyonlarca kez paylaşıldı. Erkal Sonel o şarkının hikayesini Kanal D Haber'e anlattı. Keşke biraz daha alsaydım, aşkın gönlünü alsaydım. O kadar soğuk anlandı ki, üşüyorsa canımı yaksaydım. Ben bile şokum yani. Bir anda patladı her şey. Bir anda milyonlar oldu, böyle herkesin diline düştü. Hazar Ergüçlü'nün Güller karakterine hayat verdiği anlarda arkasında elinde sazıyla o vardı. Erkal Soner, namı diğer Sincanlı Erkal. Aslında bu şarkıyı yaklaşık 4 yıldır çalıyor ancak Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ile birlikte Gemileri Yaktım şarkısı artık tüm Türkiye'nin dilinde. Dilber evin barkın yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. 26 yıldır sahne hayatının içinde Erkal Soner. Yıldızım Yılmaz Erdoğan. Hocamın sayesinde parladı. Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra ekrana dönüp senaryosunu da yazdığı İnci Taneleri fragmanlarıyla bile çok konuşuldu. Senin aşkın değil sadece. Failin olmak da varmış. İkinci tanıtımda Hazar Ergüçlü pavyon dansçısı Dilber karakteriyle çıktı seyirci karşısına. Hazar Ergüçlü de çok iyi bir çalıştırılmış. Dilber'in barkın yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. Sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi ama harbiden yakışmış. İnci Taneleri'nin son fragmanında Ergüçlü ile birlikte Gemileri Yakarım şarkısını söyleyen Erkal Soner çok dikkat çekti. Aşkını gönlünü alsaydın. Bugün telefonun şarjını iki kere yaptım mesela. Arayana. Yani yurt dışından, Hollanda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan. Yani her yerden mesaj geliyor. Dizinin gerçek bir pavyonda çekilen sahneleri için yaklaşık 10 saat canlı şarkı söyledi. Ve işte bu sahne. Bir anda sahnede gelişti. Ama Yılmaz Hoca diyor ki kaynat. Kaynatayım da nereye kadar? Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ ve pavyon sanatçısı Dilber hikayesiyle şimdiden merak uyandıran İnci Taneleri yakında Kanal D'de.